Merhabalar değerli büyüklerim, sevgili arkadaşlarım. Ben Gezgin Nuri, İzmir, Atabey Türk Ocakları'nın üyesiyim. Atatürk'ün katilleri, büyük ölümlere matem gerekmez, fikirlere bağlılık gerekir. Atatürk'ün katilleri kitabı 2020 yılında destek yayınlarından çıktı. 2023 yılının sonuna kadar 14 baskı şeklinde 14 kere basıldı. Atatürk'ün katilleri olduğunu, 140 suikast olduğunu, bu suikastları belgeleriyle birlikte 3 sayfada bir, 2 sayfada bir Emniyet Genel Müdürlüğü belgesi, Milli İstihbarat Teşkilatı belgesi, Jandarma Genel Komutanlığı belgesi, o dönemin gazetelerinin içindeki bölümlerle Atatürk'ün katillerinin olduğunu ve suikastle Atatürk'ün öldürüldüğünü anlatıyor kitap. Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci Bey, Türkiye'de ilk defa 140 suikasti ve Atatürk'ün katilleri olduğunu anlattı ve yazdı büyük bir cesaretle. Bugüne kadar 85 yıldır Atatürk'ün ölümünden beri 1937'den beri kimse yazamadı. Bu konuya çok dikkat edin. Türkiye'de en çok okunan kitaplardan bir tanesi bu. Dünyanın 111 kütüphanesinde, 111 ülkede, ülkelerin kendi isteğiyle, resmi kütüphanelerinde, devlet kütüphanelerinde Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci'nin 15 kitabı yer alıyor kendilerinin isteğiyle. Bakalım. Şimdi Mustafa Kemal'e yönelik suikast girişimlerinde Çerkez Ethem konusundan 117. sayfadan devam ediyor. Yorgi, Mustafa Çavuş, Hüseyin ve Çerkez Necip ile birlikte 9 kişiden oluştuğu bilgisiyle ihbar teyit ediliyordu. Alınan bilgiler doğrultusunda yapılan araştırmalarda söz konusu mektubun aslı ile birlikte Hasan tarafından İrfan adlı kişiye gönderilen bir de resim ile ele geçirildi. Resmin altında hamdolsun mücahit arkadaşlarımızın içeriye göndermeye muvaffak olduk yazıyordu. Ayrıca yapılan araştırmalarda suikastlerden Vaha'nın Bahçecikli olduğu, Yunan işgalinde Türklere yaptığı mezalim sebebiyle milli mücadele sonrasında firar eden kişilerden olduğu anlaşılıyordu. Milli mücadelenin başından itibaren Fransızlarla birlikte çalışan, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasından sonra Fransızlarla beraber Suriye'ye geçen Tarsuslu Kamil Paşazade Selami, Fransızların lehine uzun süre casusluk yapmış birisiydi. Bakın, belgeleriyle Atatürk'ün katilleri Kurtuluş Savaşı'nda kimdir? Vatanımıza ihanet edenler kimdir? Onlarla işbirliği yapan kişiler kimdir? Bu şahıs Türkiye'de ayrıldıktan sonra Hatay'a giren, çıkan Türkler ve Trablus Şam'a kadar gelen Türkiye şimendifer memurları aracılığıyla, yani demir yolları memurları aracılığıyla edindiği bilgileri Fransızlara para karşılığı satmaya devam ediyordu. Tarsuslu Selami'nin Eylül 1931 tarihinde bazı suikastçilerin Türkiye'ye sokulmasının kararlaştırıldığı toplantıda da hazır bulunduğu anlaşılmaktadır. Ancak bunun hangi suikast hazırlığı olduğu ile ilgili detaylı bilgilere yer almamaktadır kayıtlarda. 1932 yılında Amman'da bulunan Ethem ve Raşit İngiliz İstihbarat Dairesi ile Şerif Abdullah'tan yedişer lira yardım gördüler diyor. Bu belge Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinden alınmış 1931'de. Diğer belgede 1931'de Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinden alınmış. Kitabın içinde arşiv numaraları var sevgili izleyenler. Kurdukları mühim ban cemiyeti Kürt ve Ermenilerle birlikte idare eden Ethem eski Çerkez Ethem bakın. Eski polis müdürlerinden Nizamettin Mustafa Kemal'den önce İsmet Paşa'ya suikast yapmak istemişler ve görevlendirilecek suikastçıları İran ve Suriye pasaportu ile göndermeye karar vermişlerdi. Bunların Türkiye ile haberleşmelerini ise İskenderun'da bulunan eski meclisi Ayan Reisi Konyalı Zeynel Abidin ile Adanalı Hafız Cemal yapmıştı. Ethem Nizamettin muhbir olarak kullandıkları
Ömer kaptana yakın zamanda İsmet'i temizleyeceğiz. Sonra sarhoş Kemal'i kendimiz burnunun etlerini cımbız ile kopararak intikam alacağız. Zira yıkıcı yıkıcı olur demişlerdi. Toplantıda Ethem'in kardeşi Tevfik İsmet Paşa'yı öldürmek üzere Ömer kaptanın görevlendirilmesini önermişti. Ancak Ethem Ömer kaptanın İsmet Paşa ile Kemal Paşalar tarafından tanındığını söyleyerek karşı çıkmıştı. Suikastçiler her ne kadar bu işin en son 1932 kışı içinde bitirilmesini planlasalar da gerçekleştirmeye fırsat bulamamışlardı. 1931 senesinde hariciye vekaleti müşterağının İtalya seferat müşterağı ile yaptığı bir görüşme esnasında Rodos valisinden alınan bir bilgide Türkiye'den bazı kimselerin Castello, Rizzo ve belediye reisine müracaat ederek 1931 yılı ilkbaharında Türkiye'de rejim aleyhinde bir ihtilal gerçekleştirmeye çalışacaklarını ve bunun yanında Mustafa Kemal Paşa'ya suikast yapacaklarını, bu amaçla da pek çok şehirde komiteler oluşturduklarını, bu hareketin İtalya bilhassa da Fransa tarafından da desteklendiğini, ancak ihtilal ile suikast girişiminin başarıya ulaşmaması durumunda Castello Rizzo'ya dönmelerine müsaade edilmesini belediye başkanlarından talep ettiklerinin bilgisine ulaşmış Atabey Hüseyin Hakkı Kahveci. Bu bilgileri kitabın içinde yazıyor. Bu da Emniyet Genel Müdürlüğü'nün arşivinden 10-10-1932 yılında alınan belge. Bunlar hep belgeye dayalı konular. Bu olay çerçevesinde polisin 150'liklerden eski Hazine-i Hassa Müdürü ve Defter-i Hakani Emini Refik'in faaliyetleri yakında takip ettiklerini anlamışlardı. Refik ülkeden ayrıldıktan sonra hanedan üyelerinin iadesi için hükümet aleyhinde faaliyetler içine girmişti. Refik Bey'in bu faaliyetlerini sadece diplomatik ve siyasi ilişkiler kurmakla sınırlı kalmamış. Zaman zaman yasa dışı ilişkiler içerisinde de bulunmuşlardı. Polisin yakından takip ettiği bu ilişkilerden bir tanesi Ermenilerle Mustafa Kemal'e yönelik bir suikast hazırlığı olmuş ve dahiliye vekaleti Refik'in Bulgaristan'a yapmış olduğu bir seyahatin amacının ve kimlerle irtibatta olduğunun öğrenilmesini telgrafla Sofya elçiliğinde istemiştir. Yapılan araştırmalarda Refik'in Bulgaristan Taşnak Sud yunları ile irtibata geçtiği ve bunlara mühim miktarda para verdiği ve Taşnak Sud yun komitesinin reisi Cumhur Hazretlerine suikast hazırlığı içerisinde olduğunu bildirdiklerini, gerekli önlemleri almasını istemişlerdi. Buna göre yaşadığı neticeden ayrılan Refik'in 10 Eylül 1932'de Bükreş Köstence yolunda Sofya'ya hareket ettiğini, ayın 22'sinde Sofya'ya geldiğini anlaşılmıştır. Burada Bulgaristan oteline yerleşen Refik, Bulgar Milli Bankası'na verdiği beyannamede beraberinde 100 bin frangın olduğunu söylemiştir. Sofya'da Zavayan Parsamyan adında Taşnak Sutyun üyesi bir Ermeni ile sıkı bir ilişki içerisine giren Refik Taşnak Sutyan Cemiyeti'nin 60 bin frangı vermiştir. Bulgaristan'dan harekete geçen Dra Gamon sınır istasyonundan Milli Banka'ya verdiği 100 bin franktan 40 binini almış, Sofya'dan Eylül'ün 24'ünde hareket eden Refik sınıra kadar Burgazlı Varyanta'nın adında Ermeni tarafından uğurlanmıştır. Refik çantasında Ermeni İhtilal Teşkilatı'na ait önemli evraklar bulunan Varyantan ile yolda hareketli görüşmeler yapmıştır. Hararetli görüşmeler yapmıştır. Daha sonra Fransa dahilinde nezareti tarafından
verilen 5897 numaralı pasaport seyahat eden Refik pasaportla Sofya'dan Nice'ye dönmüştür. Refik'in bu seyahatindeki faaliyetlerini yakından takip eden dahiliye vekaleti haricisinde vekaletine yazdığı 16 Ekim 1932 tarihinde yazıda Bulgaristan'da bulunan 150'likler firarilerin Taşnak Sütyun Komitesi'nde mensup Ermenilerin Türkiye aleyhindeki faaliyetlerinin artırıklarını ve bu durumun dikkat çekecek bir noktaya ulaştığını gerek Sofya Elçiliği'nden gerek diğer kaynaklardan alınan bilgilerden anlaşıldığı belirtilmektedir. Görülen o ki sürgündeki yaşamını Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine özellikle Atatürk'e karşı beslediği kin ile geçiren Refik bu uğurda Ermenilerle işbirliğine gitmekten çekinmemiş ancak 150'liklere getirilen aftan sonra Türkiye'ye dönmüştür. 150'likler Atatürk'ün ölümünden sonra mecliste seçilen milletvekilleri, bakanlar ve hepimizin kahraman olarak bildiği kişiler. Maalesef. Bugün hala bu pisliklerin artıkları devletin başına musallat olmuşlardır. Siyasi olarak ülkenin başına getirilen her türlü müsibetin kaynağı bunlardır. Bu arada suikast tertipleri ve ihbarlarının da ardı arkası kesilmiyordu. Hariciye vekaletinin 21 Nisan 1932 tarihinde bir başka yazısında ise Atina Büyükelçiliği'nin verdiği bir bilgiye göre Batum Gürcülerinden birkaç lisan bilen Ali Haydar adlı bir şahsın Halife Mecit'in yakınında Cumhurbaşkanı ilan edileceğini doğrultusunda yapılan çalışmalarda şahsın eşkal bilgileri elde edilerek iç güvenlik birimlerine dağıtıldı. Takibi alınan Ali Haydar 30 Haziran 1933'te Bulgaristan yolu ile gizlice Türkiye'ye girmek isterken yakalandı. Yapılan sorgusunda Çerkez Davut ve Vehip tarafından Başvekil İsmet İnönü Paşa'ya Atina ve Berendizi seyahatleri esnasında iki suikast tertip edildiğini ancak bu tertibattan birinin eski halifeden beklenen paranın gelmemesi üzerine diğerinde İtalyan ateşe militerlerinin kendileri tarafından ihbar edilmesi sebebiyle yapılamadığını beyan etti. Türkiye'nin Kudüs Konsolosluğu tarafından 12 Eylül 1934 tarihinde verilen bir bilgiye de Kudüs'teki firari Ermenilerden bir grubun Cebelitur'dan Rum Manastırı'nda toplanarak içlerinden Kura ile 5 kişiye fedai seçtikleri bunların Atatürk'e ve İsmet İnönü'ye Emniyet Genel Müdürlüğü arşivi 21 Nisan 1932 bakın İsmet İnönü'ye suikast yapmak için Türkiye'ye gitmelerini karar verildiğini, bu kişilerden bir kısmının kara yolu ile güney hudutlarımızdan diğerlerinde deniz yolu ile Türkiye'ye gireceklerini biliyorlardı. Bu bilgi doğrultusunda yapılan çalışmalarda Kudüs'teki Taşnak Komitesi'nin tekrar faaliyete geçtiği ve bunların Beyrut'a geldiği, oradaki komite ile temaslara başlandığı, burada oluşturulan bir suikast timinin gizlice Türkiye'ye gönderileceğini, bu timin oluşturan 5 Ermeniden 3'ünün Kudüs'ten, birisinin ise Beyrut'tan seçildiğini, içlerinden birisinin adının İzmitli Tekfur olduğunu bilgisine ulaşılıyor devlet. Yakın zamanda Avusturya Devleti arşivinde bulunan bir belge 1935 yılında Düzce'de Recep Çavuş ve Gönenli İsmail adlı iki Türk ile Bahçecikli Şerbetçiyan ve Pazarköy Yeniköylü Vahram Çavuş adlı iki Ermeni'nin Mustafa Kemal Atatürk'ü ve döneminde Dışişleri Bakanı olan Tevfik Rüştü Aras'a başta olmak üzere genç Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet adamlarını öldürme planlarının ortaya çıkarmışlardır. Avusturya Başkanlığı tarafından Avusturya İstihbaratı'na gönderilmiş 5 Ocak 1935 ve adı NPAK
780 Z1 30 248 13 35 numaralı belgeye göre 1935 yılında Türk Dışişleri Bakanlığı Viyana'daki Türkiye Büyükelçiliğine Atatürk ile birlikte hemen hemen bütün devlet adamlarına yönelik suikast hazırlığının bu hazırlığın ayrıntılarının bildirilmiştir. Elçilik kanalıyla Avusturya Başkanlığı'na aktarılan bilgiler arasında önce Dışişleri Bakanlığı Tevfik Rüştü Aras'a olmak üzere iki kademeli suikast zincirinin Avusturya'da planlanacağı bilgisine yer veriliyor ve dört suikastçı hakkında detaylı bilgiler yer alıyor. Buna göre suikastin birinci aşamasında iki Türk suikastçı Tevfik Rüştü Aras'ın öldürmeyi başarırlarsa da diğer iki Ermeni suikastçı Ankara'ya giderek Aras'ın cenaze töreninde muhtemelen bir bombalı suikast ile karşılaşmasınlar diye. Bakın bu belgede 12 Eylül 1934 Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinden devam ediyorum. Kemal Paşa olmak üzere cenazeye katılan yüksek makam sahibi diğer kişilerin öldüreceklerdir. Yani plan bu. 1935 yılında gelindiğinde Çerkez Ethem hem ve kardeşlerinin Mustafa Kemal'e karşı suikast hazırlıklarının hiç ara vermeden sürdürdükleri anlaşılmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Şükrü Sönmen Süer 1935 yılında başlarında bu suikastin teşebbüsü ile ilgili bilgilerin ellerine ulaştığını ve fevkalade hassasiyet ile konuyu takip ettiklerini söylemiştir. 8 Mayıs 1935 yılında tarihli Türkiye'nin Beyrut Başkonsolosluğu'nun verdiği bir suikast raporunda Şam'da oturmakta olan Sami isimli birinin kısa bir süre önce Türkiye'ye 6 Çerkez suikastçı ile geçtikleri, bu suikastçılardan ikisinin Adapazarlı Salih tarafından Beyrut'a getirilen Nuri ve İshak ve diğerlerinin Eyüp ve Kazım ve Halil olduğunu, bunların Elbistanlı Ali oğlu Hamdi'nin getireceğini ve meydan bez yolu ile pazarcıya uğrayacaklarını ve Elbistan'a geçeceklerini bilgilendiriyorlardı. Şimdi 22. sayfadan 1935 yılında planlanan suikastten devam edeceğim. Atatürk'ün Katilleri kitabına.